Hoş geldin Nuri Baba. Hoş bulduk çocuklar, merhaba. Şimdi size bundan sonra birlikte çalışacağımız yeni şoför kardeşimizi takdim ediyorum. Rodos denizden eser, karşınızda Arif Keser. Yağdı yağmur, çaktı şimşek, hoş geldin be kardeşler. Hürmetler. Bu Osman'a. Hayır, öyle olmaz. Kırkpınar'da sırtı çimen, göbeği yıldız görmemiş, hiç yenilmemiş, yani efsane olmuş Avrupalı yağlı pehlivan Osman Şentürk. Hürmetler abicim. Hoş geldin Arif. Ben de Mehmet Hoca, edebiyat öğretmenim. Boş zamanlarımda taksiye çıkıyorum. Saygılar hürmetler hocam. Ben de bu durağın bayan taksi şoförü Leyla. Ablacığım saygılar. Ben Mert. Mert benim oğlum. Oo Cankuş, gerçekten çok memnun oldum ya. Efendim ben de Habu Durağ'ın çağcısı ve her bir şeyi Ali Çamak. Ay ama arkadaşlar çok yakışıklı olduğum için bana Al Pacino değiller. Sen de Al Pacino. Memnun oldum kardeşim. Kardeşim hoş gelmişsen. Ben Seyit. Urfalı Seyit. Cankuş saygılar. Müsaadenizle ben de kendimi takdis edeyim. Takdim. Takdim edeyim. Adım Arif, soyadım Keser. 1979 İstanbul doğumluyum. Hobilerim arasında müzik dinlemek, şiir yazmak, evde hayvan beslemek, bir de seyahate çıkmak vardır. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar dilerim tabii. Televizyon programında değilsin Arif. Ben işe yeni başladığım için biraz heyecanlıyım da kusura bakmayın. Çocuklar Elina Hanım kapkaça uğrayınca Arif koşturmuş, yardım etmiş. O kapkaççılarla uğraşmış, kavga etmiş sağ olsun. Bre çocuğum, kapkaççılar Ziya'nın alın yazını değiştirmişler be. Sen asıl o müptezelleri gör aga. Fena yamurttum yani. Öyle değil mi baba? Tabii tabii yani öyle de denebilir. Al Pacino Ali Kemal. Yeni gelen arkadaşımızın şerefine herkese benden bir çay. Hadi bakayım. Hemen babacığım. Eyvallah. Yeni gelenler bile. Tamam. Hepimiz aynı yere gidiyoruz sonuçta. Sen sanatçısın galiba kardeş. Ben de şairim de. Acaba bir şiirimi okusam besteler misin? Vallahi kardeşim sen şiirini bir oku bakalım. Yani güzelse bir şeyler yaparız. Tamam, okuyorum. Sevdiceğim, bal böceğim, kır çiçeği. Bak ben sana ne diyeceğim. Seni çok seviyorum. Dayını da çok seviyorum. Ama çok da kıskanıyorum seni. Sana ters bakan adamın ben gözlerini oyar, kalbini sökerim. Kulaklarını kökten keser, huni yaparım. O huniyle de adamın ağzına ıslak beton dökerim. Nasıl? Vallahi sen şiir mi yazmışsın? Yoksa böyle tövbe estağfurullah tahammüden adam öldürmek için plan mı yapıyorsun? Yani hiç belli değil. Sen benim şiirimi beğenmedin. Çok kalbimi kırdın Cankuş. Çıkışta görüşeceğiz seninle, bir yere kaybolma yani. Allah Allah. Bir dakika dur bakalım ya, dur Arif, hemen sinirlenme yok öyle. Olur mu? Bir boş zamanında Seyit bu şiirini besteleyecek senin elbette. Öyle mi baba? Tamam o zaman. Hocam, durağımızda bir deli daha oldu, gözün aydın yani. Dayı ile ilgili bir problemi var galiba. Herhalde. Arif, iki dakikada nereye kayboldun oğlum sen? Ya ben evde hayvan besliyorum da Nuri Baba, yemini vermeyi unutmuşum. O yüzden eve gittim, aldım geldim, burada besleyeceğim. Aferin oğlum ya, gördünüz mü? Ne kadar böyle yufka yürekli bir adam. Hayvanları seviyor. Evinde hayvan besliyor. Ben de Sinan'ı severim. Ne var bunda? Bu çocuk çok duygusal ha. İyi günler Akasya Durağı ve onun çok değerli şoför kardeşleri. Nuri Baba, ne oldu biliyor musun? Ben elimi cebime bir attım, cebimden altın bir gerdanlık çıktı. İnanamazsın valla. Dur bakayım, şimdi bir daha atayım bakalım ne çıkacak cebimden. Hay Allah, bu sefer düğme çıktı. Oğlum ne saçmalıyorsun sen? Nasıl elini cebine atıyorsun da altın gerdanlık falan çıkıyor ha? Sarhoş musun sen? Aşk olsun hocam. Bilmiyor musun ben vazife başında içki kullanmam. Vallahi elimi cebime attım, bir baktım bir altın gerdanlık. Ondan sonra ben de götürdüm onu, Gülübe'ye hediye ettim baba. Nasıl yani Sinan abi? Gerçekten haberin yok muydu gerdanlıkta? Yok Leyla, vallahi yoktu. Herhalde yukarıdaki hediye olarak gönderdi.
Yukarıdakinin işi gücü yok. Bunca böyle iyi vatandaşlar varken senin gibi üçkağıtçıya gönderecek, değil mi? Aşk olsun Osman Aga'ya. Sen benim üçkağıtçılığımı ne zaman gördün? Aşk olsun, teessüf ederim. Bu arkadaş kim ya? Kimsin kardeşim sen? Ağam, arkadaş durağımızın yeni şoförü. Kendimi takdis edeyim. Takdim oğlum, takdim. Takdim edeyim. Lodos denizden eser, karşınızda Arif Keser. Bu ne ya? Sen şaka mısın? Şaka oyuncağı mısın? Kamera şakası mısın? Yok can kuş, şairim ben. Şair. Şair, şair. Ha, belli, belli. Durağımıza hoş geldin. Sevdin mi lan durağımızı? Ya sizin gibi insanları sevmeyeceğim de kimi seveceğim ya? Ya onu seni ayrı bir sevdim yani. Çok sıcak kanlısın. Gel bir elini keseyim. Bu ne? Ya korkma korkma. Ver şu elini bir keseyim Cankoş. Ne yapıyorsun lan? Elimi niye kesiyorsun? Manyak mısın oğlum sen? Yok, ben sonra kendi elimi de keseceğim Cankoş. Neden? Neden? Çünkü kan kardeş olacağız. Çünkü ben seni çok sevdim ya. Yürü gitme. Sevme beni. Kan kardeş olacakmışız. Oğlum ortaokulda mısın? Eşek kadar adamsın. Ne kan kardeşi? Yürü git. Kırdın kalbimi yalnız Cankoş. Öyle olsun. Deli midir nedir? Nuri baba, seni de tebrik ediyorum ya. Arkadaşım şoför olsun dedim, kabul etmedin. Bu deliği bulmuşsun. Ya nereden buldun sen bu cinsi? Bundan yeryüzünde ya bir tane vardır ya iki tane vardır. Onu mu buldun? Tebrik ediyorum yani baba ya. Niye öyle söylüyorsun Sinan? Bu çocuk çok delikanlı bir çocuktur ya. Eleni gasp edildiği zaman koşturdu geldi. Kahramanca hayatını tehlikeye attı ve kızcağızı kurtardı. Haklısın baba. Hem deli hem kanlı. Eli kanlı. Buyurun efendim. Akasya durağı. İyi günler beyefendi. Sizde bir şoför olacak Sinan Bey diye. Onun taksisini rica edebilir miyim? Tabii efendim, emredersiniz. Adresi alayım. Tamam efendim. Sinan Beyciğim. Efendim baba. Özel olarak siz isteniyorsunuz canım. Fırla. Papatya sokak 21 numara. Papatya. Hemen gidiyorum baba. Papatya gibisin beyaz ve ince. Arkadaşlar herhalde aramızdaki farkı fark ediyorsunuz. Müşteri beni özel olarak çağırıyor. Trin. Para yedirmiştir kendini anlatmak için. Osman Aga, Osman Aga. Lütfen kıskanmayalım Osman Aga. Nazar etme ne olur, çalış senin ne olur. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Lay 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 lay. Yavaş ya. Pardon baba. Kardeşim, sen biraz manyak bir adamsın ama vallahi duygusal da bir adamsın yani ya. Hayvanı eliyle mi besliysen ya, ne kadar mübarek bir adamsın ha. He Cankuş, sen de beslemek ister misin? Ha isterim ha, sevaptır ha, ver. Al bir yemleri. Sokalım elini içeri, o alır. Ha sokam. Ya bu şey mi bu, muhabbet kuşu mudur? Değil değil. Ha güvercindir o zaman. Kanarya o zaman. Değil. Ya kardeşim, tövbe estağfurullah, bu hayvan böyle uzun kuyruğu var mı yoksa? Çünkü böyle bir elime dolanıyor gibi oluyor ya. Nedir bu? Yılan, yılan. Yılan. Ya Nuri Ağam ya, bu ne böyle ya? Elimi sokuyordu bu yılan ya. Arif ya, yılan nereden çıktı oğlum şimdi? Yok benim bu evcil hayvanım Nuri Baba. Sevmek ister misin? Hayır hayır, istemiyorum ama kalsın. Aa. Korkmayın Nuri Baba, zehirsiz bu yani. Şimdi bu yavru konda büyüyünce anakonda olacak inşallah. Arifçiğim, şimdi sen o anakondayı evine götürüyorsun ve bir daha buraya getirmiyorsun, tamam mı canım? Hadi. Tamam. Ya Nuri Ağam, sen durağa nasıl bir adam getirdin? Bu duygusal psikopat, manyak, deli bir adam ya. Abartmayın oğlum, sadece biraz ilginç. Ha ilginç. Marjinal. Bak durakta süt içmeyelim, süte girilmiş. Kim? Ya Cankuş, şu benim yılan ocakta dursa olur mu be? Nuri Baba gelince görmesin, kızar şimdi. Uy Arif abiciğim, sen niye getirdin ki ha bu yılanı buraya? Burası hayvanat bahçesine mi benziyor? Vallahi bu delikten belikten çıkıp sokar bizi. Ya Cankuş, evde acından ölsün mü hayvan ya? Az bir şey insaflı ol sen de. Günaydın arkadaşlar. Günaydın baba, hoş geldin. Günaydın Osprey Gaga. Oo Masar amca, hoş geldiniz. Hoş gelmedin. Hiç
Hem de hiç hoş gelmedim. Basar Beyciğim, hayırdır böyle sabah sabah niye sinirlendiniz? Hayret bir şey Nuri Bey, bir de soruyorsunuz. Hani burayı boşaltıyordunuz? Vallahi efendim biz burayı boşaltacağımızı hiç söylemedik size. Hiç. Vallahi elimizde kapı gibi kontratımız vardı. O bitmeden hiçbir yere çıkmayız. Ben kontrat falan dinlemiyorum. Burayı boşaltacaksınız. Size kaç kere söyledim. Oğluma burada bir güzellik dükkanı açacağım dedim. Yapıştınız kaldınız. Sana şimdi ben bir güzellik yapacağım. Göreceksin güzelliği. Sen benim Nuri babamı nasıl tehdit edersin be? Nuri Bey kurtar beni yılan. Allah yasayacak. Katiller. Beni öldürmek istiyorlar. Yılanlı katiller. Sokuyor. Geldi. Helal olsun Arif. Çok güzel kaçırdın Mahsar Buba'yı. Bir de o kobra olsaydı ne olurdu kim bilir. Aferin benim oğluma. Arif, ben sana yılanı durağa getirmeyeceksin. Durakta yılan istemiyorum demedim mi? Hayvanat bahçesi burası. Vallahi ben getirmedim ki Nuri Baba. Evden çıkarken takip etmiş hayvan.